Yani benim görüşüme göre felsefe Yunan'da başladığı gibi, şu anda da sadece Batı dünyasında vardır. Yani iki türlü toplumlar var. Felsefesi olan, felsefeye ihtiyaç duyan toplumlar var. Bir de felsefesi olmayan, felsefeye ihtiyaç duymayan toplumlar var. İstiyorsanız felsefi olmayan toplumlar var. Bu toplumların ileri toplumlar olmadıkları, gelişmedikleri bilim alanında, sanat alanında, siyaset alanında, devlet alanında kabiliyetli baş olmadık anlamına gelmiyor. Sadece felsefeye ihtiyaç duymadıkları anlamına geliyor. Evet. Yani sadece geçmiş için söz konusu değil. Şimdi de öyle. Yani şöyle diyoruz. Amazon yerlisi veya Cava adasında Borneo'da yaşayan bir topluluk. Ya bir toplu oraya kadar götürüm ya. ya da neolitik topluluğu. Ya ben mesela Japonları siyata. da kastediyorum. J Tamam onu anladım. Ben Çinlileri de <laughs> kastediyorum. Bizi de kastediyorum. Tabii. Yani Japonların felsefesi yoktur. Ama Japonların teknolojisi mükemmeldir. Japonların bilimle çok ilerlemeleri var. Ama Japon felsefe aracılığıyla dünyaya bakmamaktadır. Yani toplumlar din aracılığıyla bakarlar, gelenek aracılığıyla bakarlar, sanat aracılığıyla bakarlar, edebiyat aracılığıyla bakarlar. Bir de felsefe aracılığıyla bakarlar. Ama Japonlar felsefeye ihtiyaç duymuyorlar. Biz zaten duymamışız ve bizim hiçbir zaman duyacağımıza zannetmiyorum. O zaman Yohanna ee, Kucuradi İslam'da felsefe yoktur diyordu. Siz de diyorsun ki Doğu'da felsefe yok. Evet. Yani şimdi Yohanna Kucuradi benim söylediğim anlamda mı söylüyor emin değilim. Yohanna Kucuradi'yi tabii zannediyorum, tahmin ediyorum herhangi bir dine dayanan felsefe yoktur demeye çalışıyor. Yani Yohanna Kucuradi için bir İslam felsefesi olmadığı gibi bir Hristiyan felsefesi de olmaz. Bu durumda. Bu durumda. Olmaz diye düşünüyorum. Hı hı. Bence İslam felsefesi derken tabi İslam'a dayanan bir felsefe anlamındaysa Yuvana gibi düşünüyorum. Olmaz. Yani olmamıştır. Fakat İslam felsefesi derken kültüre gönderme yapıyorsak yani İslam denilen kültürde evet. orta çağda işte filanca tarihte ortaya çıkan Hı -hı. filanca coğrafyaya yayılan bir İslam kültüründe felsefe denen bir olay olmuş mudur dersen olmuştur. Ama bunun nedeni İslam'ın kendisi değildir. İslam toplumunun Yunan'la temasa gelmesi sonucunda, Yunan bilimi, Yunan filozoflarını tanıması sonucunda birtakım hmm. bir takım insanların bu etkinlik tarzından hoşlanmaları bu şekilde onlar gibi yapmaya çalışmaları